hayatıma 1980 yılında başladım. Başlamadan önce ilk orta tahsilimi Kayseri'de bitirdim. Üniversiteyi İstanbul'da makine mühendisliğine geçtikten sonra 1980 yılında mermercilikle tanıştım. Aslında bu tanışmanın bir yıl veya iki yıl önce bir mazisi var. İtalya'da bir takım yerleri bu mesleğe gireceğimi bilmeden dahi gezmiştim. Herhalde oralardan da biraz etkilenmeler olmuş olabilir. Ama bu mesleğe girdikten sonra kendi mesleğimle ilk başlangıçta bağdaşmamasına rağmen meslekten zevk almış olmalıyım ki bu mesleğe derinlemesine içerisine girdim. Girdiğim 1980 yılları içerisinde Türk mermerciliği çok yoksun bir teknolojiden, bilgiden çok yoksun bir şekilde çalışıyordu. O kadar ki Türkiye'de mermer makinalarıyla ilgili gerek ocak işletmeleriyle ilgili, gerek fabrika işletmecileriyle ilgili mevcut dünya standartlarındaki mermerciliğin çok çok gerisindeydi. O kadar gerisindeydi ki siz burada herhangi bir mermer makinesini bulamadığınız gibi o mermer makinesini dahi tamir edecek ithalatı yapamıyordunuz. Dolayısıyla ocaklarda çok demode geri kalmış makinelerle çok düşük miktarlarda ki bugünün miktarlarıyla mukayese ettiğiniz zaman çok komik miktarlarla söyleyeyim size 200 metreküple 100 metreküple bir ocağın üretimi bir yıllık üretimi tamamlanır. Bu bugün ocağın bazı ocakların bir günlük bile üretimi değil. Aradaki farkı yani Türk mermerciliğinin nereden nereye geldiğini buradan çok daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bu şartlar altında biz çalışırken 1980 yılında işe ilk girdiğimden bu tarafa aklımda olan tek şey mermer ihracatı. Ve yurt dışındaki ilişkilerimi hiçbir zaman mermerle ilişkilerimi kesmediğim gibi ümidimi de yitirmedim. Ve zaman içerisinde Türkiye'deki gelişen bazı gelişmelerden sonra diyeyim, bu gelişmeler siyasi gelişmeler de olabilir, teknik gelişmeler de olabilir, ithalatın serbest bırakılması, dövizin serbest kalması, Türkiye'de ithalatın yapılmasıyla birlikte dünyadaki teknolojinin Türkiye'ye tekrar girmiş olması, her sektörün kalkınmasında büyük bir pay oldu. Bundan da mermercilik de nasibini aldı ve 1985-86 yıllarından sonra mermercilikte hissedilir bir şekilde üretim artışı ve ihracat artışı olmaya başladı. Zaman içerisinde yanlış uygulamalar da yapıldı mermere. İşte bir zamanlar blok satışına 20 dolar gibi bir fon kondu. Türk mermerlerinin dünyadaki tanıtımında çok büyük bir gecikmeye sebebiyet verdi, engelledi. Bazı ülkelerin mermerlerinin ön plana çıkmasına sebebiyet verdi ki bu ülkeler Mısır, İran gibi ülkelerdi. Bu süreç içerisinde 80 ila 90 yılları arasında bir ocakçılık çalışmalarım var. 90 ila 2000 yılları arasında fabrika ve inşaat projelerini yapma var. Aşağı yukarı 1998'den de bugüne kadar tamamen yurt dışına meme ihracatı var. Bu ihracatın bu sürenin içerisinde 5 yıl gibi 2 dönem maden ihracat çevresinde yönetim kurulu üyeliğiyle yaptım. Ve elimden geldiği kadar Türk mermerciliğinin, Türk madenciliğinin eksikliklerini dile getirdim. Yapabildiğimiz kadar bazı şeylerin değiştirilmesinde katkılarımız da oldu. Ama bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi
Türkiye'de ticaretin ve bilginin çok daha geç yerleşmesi. Biz şöyle bir bakacak olursak, ihracatımız 1980'li yıllarda 2 milyar dolar civarındaydı. 2 milyar dolar civarında ihracat yapan bir ülkenin yurt, yani dünya çapında ne kadar üretim yapabildiğinin göstergesidir. Yani bu göstergeyle biz dünyada kimle rekabet ederiz? 2 milyar dolar ihracat 1980'li yıllarda, 82-83 yıllarda Türkiye'nin sadece ithal ettiği petrole yetmiyordu. Ancak karşılayabiliyordu. O zaman da 2 milyar dolar civarında petrol vardı. Şimdi böyle bir 1982-83-84 yıllarından bugüne gelindiğinde arada geçen 30 yıl gibi bir süre, hatta 30 yıldan az bir süre içerisinde Türk ürünlerinin, bütün Türk ürünlerinin dünyada isim yapmasını beklemek aslında birazcık da haksızlık olur. Çünkü dünya 100 yıl bu ticareti yaparken biz daha 25 yıl bu ticaretin içerisindeyiz. Yani kalkınma çok geç başlamış ve çok kısa sürede olmuş. Onun için bir takım sorunlarını da beraberinde getiriyor. Benim bu sektöre giren insanlara bir tavsiyem var. Bir, mermercilik veya madencilik olabilir. Özellikle madencilik olarak söylüyorum. Madenciliğin her dalı olabilir. Krom ocakları çalıştırabilir, mermer ocakları çalıştırabilir, magnezyum ocakları çalıştırabilir. Ne yapılırsa yapılsın, bir insan bir işe girmeden önce mutlaka gençliğe söylüyorum, fizibilite yapmaları şart. Bu fizibiliteyi çok derin ve geniş olarak yapmaları lazım. Fizibilitenin masraflarından asla ve asla korkmamaları lazım. Bir fizibiliteyi bir kere yaparsınız ama yanlış yaptığınız bir işi kolay kolay geri dönemezsiniz. Dönemediğiniz zaman onun zararları hem kendi açısından hem ülkesi açısından çok büyük boyutlara dahi ulaşabilir. Fizibilitede derinlemesine fizibilite yapılması lazım. Pazarlamanın fizibilitesi yapılması lazım, üretimin fizibilitesi yapılması lazım, dünyadaki piyasa değerlerinin yapılması lazım, kalite fizibilitesi yapması lazım, ne kadar kadroya çalışması gerekir. Bunların hepsini tek 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 kafasını kuma sokmadan, gerçeklerden kaçmadan önüne getirmesi lazım. Getirdikten sonra işe başlaması lazım. İşe bu şey yapmakla bitmiyor. Yani bu fizibilite iyi çıktı, işe başladı diyelim. Türkiye'de en yanlış olan olaylardan bir tanesi de işletme sermayesinin Türkiye'de lüks olması. Yani serbest ekonomi içerisinde çalışan bir ülkede serbest meslek sahibi insanların mutlaka ve mutlaka işletme sermayesinin belli bir yıl içerisinde tesis etmeleri lazım. Etmedikleri zaman en ufak bir krizde, en ufak bir piyasa durgunluğunda çok zor durumlara düşer. Zor durumlara düşerse yapacağı iş fiyatlarını indirmek. Fiyatlarını indirdiği zaman da kar edememek. Kar edemediği zaman da imalatının veya ihracatının durması demek. Şimdi yani Türkiye'de lüks olmaktan, işletme sermayesi lüks olmaktan çıkmalı, elzem olmalı. İşletme sermayesiz çalışan bir şirketler mutlaka ve mutlaka bir yerde sıkışırlar. Sıkıştıkları zaman da işte bütün itibarlarını kaybedebilirler. Ödemelerini gününde yapamazlar, çekleri karşılık çıkar, bankaya taahhütlerini yerine getiremezler. Karşı tarafa yurt dışında rekabet edemez. Çünkü yurt dışında gerekirse 60 gün vadeli, gerekirse 90 gün vadeli, gerekirse 120 gün vadeli siz ürettiğiniz malları vereceksiniz. Bu ürettiğiniz malları işletme sermayeniz yoksa, ayrılmış olan bir sermaye, bu vadeleri tanıyamazsınız. Tanımadığınız zaman da piyasa kaybedersiniz. Kaybettiğiniz zaman da şirketinizi dengeli ve istikrarlı bir şekilde çalıştırmamanız. Yani gençlere en büyük tavsiye iki, özetleyecek olursa iyi bir fizibilite yapmak, zaman içerisinde mutlaka işletme sermayesini tesis ederek devam et. Bizim
Bugün sektörümüzün bugün sorunlarına gelecek olursak bu sorunları saymakla bitmez. Ama ana başlıklar altında söylemek istersek bizim sektörümüz maden sektörünün kendi içerisinde bir takım değişiklikler, bir takım değişkenlikler yaşanmasına rağmen en büyük etken, maliyette en büyük etken enerji. Öyle ki mesela feldspat'ta enerjinin maliyeti üretim maliyetinin %70'ini kapsar aşağı yukarı. Mermer sektöründe %40'ını kapsar. Düşünebiliyor musunuz? Bir üretim yapacaksınız. Bu üretimin yani ocaktan başlayıp tam finişe gidene kadar ihracata FOB satışı veya CNF satışını gerçekleştirene kadar bir mermer üretiminde enerji payının %40'lara kadar varması. Bu şu demektir, maliyetlerinizi siz kontrol altında tutmanızın en büyük sebebi olan enerji ve sizin elinizde değil. Bunun fiyatları sizin elinizde değil. Sizin elinizde olmadığına göre buradaki maliyet artışlarını olduğu gibi ürününüze yansıtmak mecburiyetindesiniz. Bu da sizi dışarıdaki rekabetlerde olumsuz yönde etkileyebilir. Bizim en büyük sorunumuz enerji. Enerjinin dünya standartlarında olması gerekir. Yani enerji tabii ki çok düşük olmayacak. Ama dünya, bizim beraber rekabet ettiğimiz dünyada bir takım ülkeler var. O ülkelerle enerji maliyetlerimizin eşit olması lazım. Nedir bu bizim rekabet edeceğimiz ülkeler? İtalya değil. İtalya bu konuda marka. İtalya bu konuda 500 yıl, 600 yıl, 400 yıl önce girmiş. Ta babadan, dededen, toruna kadar geçmiş. Belirli bir şeyi var, markası var. Tabii ki oradaki enerji maliyetleri de fazla. Ama bizim rekabet edeceğimiz diğer ülkeler var. Bunlar nedir? Mısır. Bunlar nedir? İran. Çin. Zaman içerisinde Çin. Bu gibi ülkelerde de mermer rezervleri bol. Bunlar da enerji ucuz. Özellikle İran'da enerji çok ucuz. Mısır'da da kısmen ucuz. Türkiye'de pahalı. O zaman bu ülkelerin mermerlerine doğru bir yönelme olabilir dünyada. Biz Türkiye olarak çok geniş mermer rezervlerine sahibiz. Çok geniş de çeşitliliğe sahibiz. Ha, verimlilik açısından bakacak olursan o da dünyada en düşük verimle çalışan mermer ocaklarına sahibiz. Yani rezerv çok fazla, mermer çeşitliliği çok fazla, verimliliğe geldiğiniz zaman yani bu verimlilik doğada mermerin oluşumuna kadar gider. Yani bölgenin çok deprem geçirmesi, çok kırılgan olması, çok hareketli görmesi bizim sağlam olarak ocaklardan blok almamıza engel oluyor. Bu da mermerin üretiminde büyük bir maliyet artışlarına neden oluyor. Ve taahhütlere girmekte de bir ocakta 100 bin ton mal ürettiğinizde 5 bin ton kadar kullanılabilir mal aldığınızı görebiliyorsunuz bir dağa devirdiğiniz zaman. Bu da bizim mermercilerimizin olumsuz etkileri ama bunların hepsi enerjiyle oluyor. Bunların hepsi akaryakıtla oluyor, elektrik enerjisiyle oluyor. Bunların içerisinde bizim maliyetleri düşürebilmemiz tamamen enerji politikalarına bağlı. Onun dışında bazı ocaklar daha verimli, bazı ocaklar daha az verimli olabilir. Maliyetleri değişken olabilir ama mermercinin en büyük sorunu bu. Onun dışındaki bazı sorunları var tabii. Çevreyle ilgili sorunları var, ormanla ilgili sorunları var. Maden kanununun bazı yerlerinde çok büyük sorunlar var. Ocak çalıştırmak gittikçe, mermer ocakları çalışmak gittikçe zorlaşıyor. Ama bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Bunlar bizim kendi içimizde olan bir sorunlar. Kendi kanunlarımızda, kendi şeylerimizi değiştirebiliriz ama enerji artışlarının etkisi çok fazla. Daha önce de söylediğim gibi bizim sektörümüzün en önemli sorununun enerji olduğunu tekrarlıyorum. Diğer bir takım sorunların zaman içerisinde tekrar düzelebileceğini düşünüyorum.
Bu doğrultuda bu sorunların içerisine girerek bazı şeyleri söyleyip insanların önünü tıkamak, karamsarlığa götürmek istemiyorum. Çünkü her müteşebbis sahibi bu gibi zorluklarla karşılaşacak. Bu zorluk da zaman içerisinde kolaylaşacak. Ama gençlerimize daha önce söylediğim o iki şeyi unutmamalı. Yeni başlayan arkadaşlarımızın bu işi unutmamalı. Özellikle maden sektörü çok zikzaklar çeken sektör olduğu için, yani bir anda bir gün çok verimli çalışırsınız, bir ay, iki ay, bir sene verimli çalışırsınız, diğer ay verimsiz çalışırsınız. Çalıştığınız zaman o verimli çalıştığınız yılların karlılığını değil de verimsiz çalıştığınız yılların da karını ortalama alarak bir verimlilik planları çıkartmasını talep ediyorum. Çünkü mermercilik öyle bir şey ki bu yıl para kazanırsınız, gelecek yıl kazanmayabilirsiniz. Tüm madencilik böyle. Ve bunu canlı örneklerinde görüyoruz. İşte geçen sene krom en top noktasındaydı ve 700 lira tonundan bugünlerde 200 liraya kadar düştü. Üretimde birdenbire neredeyse duracak noktalara geldi. Şimdi madenci geçen sene fazla kar ettiğinde, bu sene kar etmediğinde kendini dengeleyecek. Maden sektöründe risk çok fazla. Onun için bir ocağın verimliliğini bir yıl çalışmayla değil, 3 yıl çalışmayla çıkartması. Fabrika verimliliğini hemen çıkartabilirsiniz. Aşağı yukarı çıkartabilirsiniz. Ama ocak verimliliğini en az o ocağın 3 yıllık verileriyle bulabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Ve bu sektöründe önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyada belli bir noktaya geleceğini, dünyadaki 2-3 ülkeden biri olacağını inanıyorum. Şu anda da hemen hemen o seviyede. Ama bir de biz bir numara olabilmemiz için bundan sonra bayrağı alan gençlere en büyük pazarlama tavsiyesinde bulunacağım. Pazarlamayı asla ve asla fiyat üzerinden yapmamalıdır. Pazarlama demek bir fiyatı, bir mamulün fiyatını, birim fiyatını düşürerek satmak demek değildir. Bu en son yapılacak bir iştir. Pazarlamanın diğer şeyleri vardır, etkenleri vardır. Diğer etkenleriyle birlikte nedir bunlar? Kaliteni yüksek tutabilirsin, teslim zamanını kısaltabilirsin, güvenilirlik verirsin, hep kalite standartını da aynı şekilde tutma güvenilirliği verirsin. Ne bileyim, yani bir takım şeyler var ki en son fiyat indirmek. Eğer bugün hemen bir fiyat indirmeyle pazarlama yaparsanız şirketiniz az kar eder. Az kar ettiğinde de en ufak bir sıkıntıda, en ufak bir olumsuzlukta sıkıntıya düşersiniz. Sıkıntıya düşmeniz demek büyümemeniz demektir. Büyümediğiniz zaman da ne kar edebilirsiniz, ne devlete vergi ödeyebilirsiniz, ne istihdam yaratıp insanlara iş sağlayabilirsiniz. Şu anda 56 yaşındayım, 30 senedir içerisindeyim. Benim tavsiyelerim daha çok bu önümüzdeki yıllarda bu sektörü götürecek gençlere yönelik olmuştu. Bizim daha önceki geçtiğimiz hatıraların ve şunların anlatılmasının pek gerekli olduğunu da hissetmiyorum. Gençlerin önünü açalım.